Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanmış olan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün baya 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 yorgundum ve yoğundum bir Şubat itibariyle. Baya ee, baya bir yol katettim. Ama sizleri de videosuz bırakmamak adına gecenin şu saatinde bu videoyu atıyorum. Muhtemelen siz 2 Şubat tarihinde izleyeceksiniz arkadaşlar. Bir beğeni ve yorumu çok görmeyin. Önce birkaç tane konu dışıyla giriş yapayım. İngiltere Sunday League takımlarından Ball in the Burnley United 48 yaşındaki Brezilyalı efsane oyuncu Roberto Carlos'u renklerine bağladığını açıklamış. Peste değil ha gerçek hayatta. Brighton'da Belçika'da Union forması giyen Türk forvet oyuncusu Deniz Ündav'ı 7 milyon euroya kadrosuna katmış. Sezon sonuna kadar takımında şey Belçika ekibinde kiralık olarak tamamlayacak diye bir haber var arkadaşlar. Yoksa baya bir e, Türk takımlarının gündeminde olurdu. Antalya Spor 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan e bilin, sezon sonuna kadar Stuttgart'a kiralandığını açıklamış. Biz buradan Almanya'daki gençlere bakarken Almanya'da oradan buradaki gençlere bakıyor. E, olay bu arkadaşlar. Dün biliyorsunuz Allah yer transferi gerçekleşti. Yani en azından biz tarafımız, bizim tarafımızdan açıklandı. Karşı tarafında açıkladığı şeylere göre bir şeyler olacak. Ama bazı prosedürler bazı şeyler olduktan sonra resmi olarak satın alınamayacakmış. Şu an için resmi alınamıyormuş nasılsa bilmiyorum. 4,5 milyon avro artı sonraki satıştan %50'nin yazın olacağı konuşuluyor. Bakalım ne olacak. Ve gelelim günün en bomba haberine. Bugün yoldayken dahi. Telefon geldi. Bugün Konya'nın ilçelerini tek tek gezdik. Ee, Bozkır, Seydişehir, bilmem ne şehir. <laughs> Çumra, Yumra. Yani e, Konya'nın ilçelerinde gezindik bugün baya. Yoldayken arandım. Herhalde Seydişehir'den Konya merkeze doğru giderken arandım. Hocam Efe Can'ı almışız hayırlı olsun. Hayırlı olsun o zaman dedim. Ya hocam meşhur bir duyumcu dedi ki Fenerbahçe Efe Can Karaca için Alanya Spor'la görüşmelere başladı demiş. E, sordum, soruşturdum. Şimdi arkadaşlar bakın görüşme ayrı şey. E, fiyat sorma, analiz etme ayrı şey. Misal size şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe dese ki Efecan'ı kaça satıyorsunuz? Bu yoklama çekmedir benim tabirimle. Ya bu benim tabirimle yoklama çekmedir. Deseler ki biz e, Efecan'a talibiz. Bu talip olmadır. Bu transfer teklifi yapmadır benim için. Ya da deseler ki biz 1 milyon euro veriyoruz ya da şunu veriyoruz. Bu transfer teklifidir. Benim bildiğim bir yoklama çekilmiş. Doğru. Ama duyumu veren arkadaş biraz daha üstüne gitmiş. Efecan Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Şimdi bu Fenerbahçe'ye aykırı bir şey. Yani bu duyumu veren arkadaş ya Fenerbahçe taraftarıyla Fenerbahçe yönetimini karşı karşıya getirmeye çalışıyor ya da gerçekten duyumu sağlam Fenerbahçe her zamankinin dışına çıkıyor. Fenerbahçe yönetimiyle anlaşmadan asla futbolcuyla görüşmez. Asla yapmaz bunu. Yani Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Haberi doğru değildir. Antrenmanın ardından teknik heyetle uzun bir görüşme yapmış. Antrenmandan sonra kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve temsilcisiyle bir araya gelmiş. Ee, olabilir. Şimdi Efecan'ı ben merak ettim. Acaba ben mi karıştırıyorum diye. Bir kez de size söyleyeyim. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitiyor. Yani Haziran ayında sözleşmesi bitiyor. 1 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. 1.69 boyunda. 16 Kasım 1989 doğumlu 32 yaşındaki futbolcu. Şimdi kanat oynuyor. 32 yaşında 10 numarada da ya da diğer kanatta da oynayabiliyor. Yaş 32 olmasa benim için bir sıkıntısı yok. 2013'ten beri Alanya Spor'da. Daha önce Galatasaray U21'de Galatasaray altyapısından çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye falan. Bu sezon 1732 dakika oynamış. Yani yaklaşık 20 maç oynamış. 3 gol 11 asist. 3 yani kolon bir asist mantıklı mı yani yabancı kuralı Türk kuralı hani bunun ilk kuralı derken mantıklı derseniz diyebilirsiniz ee, sizin bileceğiniz iş yani ben size bırakıyorum işi sizin bileceğiniz iş e, mantıklı derseniz mantıklıdır değilse değildir ancak sonradan duyumlara başka duyumlar eklenmiş. Antalya Spor Sinan Gümüş için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmış. Nuri Şahin Sinan Gümüş'le de özel bir görüşme yapmış. Antalya Spor Teknik Direktörü Nuri Şahin. İşin komik tarafı ne? Yani Sinan Gümüş Sinan Gümüş için Antalya Spor'dan satın alma opsiyonlu kiralık teklifi geliyor. Fakat Fenerbahçe bu teklifi kabul etmedi diyor. Haberi veren arkadaş devam etmiş. Sinan Gümüş Fenerbahçe'de yıllık 9 milyon 250 bin TL kazanıyor. Bakın güncel kura vurun arkadaşlar. 500 bin eurodan biraz fazla. 600 bin euro diyelim. tamam 600 bin euro alıyor. E geçen sene ben aldığı para 10 milyon TL bile yok dediğim zaman bu arkadaş çıkıyordu. Yok şu 15 e alıyor yok 20 e alıyor demiyor muydu öyle hatırlıyorum ama. Alanya Spor 5,5 milyon TL'lik maaş teklif etmiş. Ve Sinan Gümüş bunu kabul etmemiş. Yani Antalya Sinan'la görüşüyor. Fener Antalya'yı reddediyor. Alanya Sinan'la görüşüyor. Sinan Alanya'yı diyor. Çok ilginç. Artı Fenerbahçe Alanya'ya göndermek istiyor ki muhtemelen Efecan'la takasa girmek istiyor. Ve e, Alanya Spor'u diyor. Şimdi yani Fenerbahçe, Efecan Karaca, Sinan Gümüş üçgeni diye bakabiliriz herhalde. Antalya Fenerbahçe'de kazandığı maaşın hepsini veriyormuş Fenerbahçe. Yani 9250 alıyormuş. Herhalde o kadar veriyorlar. Alanya 5.5. Fenerbahçe Alanya diyor, Sinan Antalya diyor. Bakalım ne olacak? Ha şöyle bir şey var. Sinan Gümüş yazın 2.5 milyon euroyu elinin tersiyle ittirdi. Bon servis ücretini. Yani Fenerbahçe'den 2,5 milyon euroya gidip gönüllerde kahraman olarak anılabilirken Almanya'ya hem de gitmek istediği yere hem de gitmedi. Reddettim. Fenerbahçe'de yurt içinden e, hani transferlerde Sinan'ı kullanmak istiyor. Sinan İstanbul'dan çıkmayı istemiyor. Ama Antalya'ya bu sefer kabul etti. Bakalım ne olacak? Çok ilginç bir durum. Efecan için şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Yarın bir görüşme daha yapılacak. Burada mantık Efecan'ı almak değil de Sinan Gümüş'ü çıkarmak gibi geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, ne derece doğru bilmiyorum Efecan'ı almaya çalışmak ama e, şu bir gerçek eğer Alanya takasını kabul ederse yani Sinan Gümüş sanki kullanılacak gibi geliyor ama ben yine de Efecan'ın geleceğini zannetmiyorum. Bakın Alanya bir de bonservis istemiş efejana karşılık. Tabii ben bon servisinde değilim işin ama bon servise karşılık Sinan Gümüş verilirse en azından bir kontenjanı işe yarar birisiyle doldurabiliriz. Ha diyeceksiniz ki hocam Başakşehir'den Visca'yı alıyor Trabzon. Sen de Efecan'ı alıyorsun. Eş mi? vallahi Trabzon da Efecan'ı almak için bayağı uğraştı diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ben de sizler gibi bekliyorum. <laughs> ama ee, sosyal medyada güzel bir yorum gördüm. Yapan kişinin adını vermeyeyim. Diyor ki, Başakşehir hani 10 yıllık bir mazisi olan kulüp Tirezege'yi alıyor. Fenerbahçe'de Efecan'la uğraşıyor. Ya, Fenerbahçe camiası artık kendini sorgulamalı diyor. Bak Efecan iyidir, kötüdür'e girmiyorum. Ama Başakşehir'den <laughs> güçsüz bir kulüp müyüz biz diyor. Daha düşük bir kulüp müyüz diyor. Ha. Elinde bir kanadın Visca, diğer kanadın Trezegi olur. Dersin ki Efecan'ı yedek olarak alacağım dersin. Hiç kimse hiçbir şey demez. Ama eldeki en iyi kanat oyuncusu Efecan olacaksa Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taraftarının buna itiraz etmesi lazım demiş. ya yani bir takımın en iyi forveti Valencia, en iyi orta sahası Zayt, en iyi kanadı Efecan olacaksa bu takım orta sıra takım olur. Asla şampiyon olamaz demiş. Katılıyorum. Bu arada arkadaşlar UEFA listesiyle ilgili şunu söyleyeyim. Ee, eleme turlarındaki takımlar sadece 3 yeni oyuncu listeye kaydedebilecekler. Liste bildirim için son tarih Türkiye saatiyle 3 Şubat gece saat 2. Yani 3 Şubat gece saat 2 bilginiz olsun arkadaşlar. Ve e, Crespo Serdar Dursun alınacağı için 3. isim kim olacak? Merak içerisinde bekliyoruz. Birkaç kısa kısa haber vereyim. Kim ki? Fenerbahçe'den sezon başında e, giden Kemal Ademiği. Bundesliga 2 ekibinden Paderborn'a kiralamış. Takip edin. Bakalım Serdar Dursun gibi orada gol kralı falan olacak mı edecek mi? Eğer orada gol kralı oluyorsa bir daha Bundesliga 2'den kimseyi almayalım. Dün Midland Max Mayer'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Valla Mayer bence iyi bir futbolcu. İnşallah çok çok iyi oynayıp da bizi pişman eder. Hepiniz pişman olursunuz. Ulan adama bak be. Ya. Coştu Danimarka'da da dersiniz. Onu söyleyeyim. Ertuğrul Taşkıran'la dün ben konuştum. Hiç kimse anlamadı. Ee, Ertuğrul Taşkıran'la ilgili bir yoklama çekildiğini düşünüyorum ben. Çünkü Berke'nin gitmek isteği, gitmek istemesi ön planda. <laughs> Belki de e, Sinan Gümüş'ü Kasımpaşa'ya teklif etmişizdir Ertuğrul Taşkıran'a karşılık. Çünkü Ertuğrul bize gelmeyi kesinlikle ister. Kasımpaşa da oyuncu takasına... Hoş bakabilir çünkü ellerinden Yusuf Erdoğan gitti. Ama bakalım ne olacak. Ee, onu söyledik. Ha bu arada 3. oyuncunun ben hala Konan olacağını düşünüyorum. Şey listesine eklenen. ya Soruyorlar hocam Konan ne oldu? Konan ne oldu? İşte e, menajeri ile sıkıntı var şöyle böyle. Ben dün canlı yayında da söyledim. Burada bir kez daha tekrar edeyim. Asla bitmiş olan, iptal olan bir şey yok. Bir bakmışsınız sabah Konan kapı gelmiş Fenerbahçe'den. Olur mu? Olur. Hiç belli olmaz. Niko Schulz'u yazdılardı Fenerbahçe'mize. Niko Schulz'un danışmanı Fenerbahçe iddialarını külliyen yalan diyerek yalanlamış arkadaşlar. Hocam Rogon bize kitliyordu. Rogon bize çakıyordu diyen arkadaşlar. Alın size Rogon. Uğur çiftçim. Duyumcu arkadaşların belirttiğine göre Sivas Spor, Uğur çiftçi için 3 milyon eurodan ağzını açmış. Yani biz bu şartlarda 3 milyon euroyu töbe veremeyiz. O yüzden fazla tövbe etmeyelim. Fenerbahçe isterse Gethon Fernandez alır diye birisi duyum vermiş. Son olarak da bundan kapatalım. Ee, bu bana niye bizim duyumları hatırlatıyor İşte fair play falan filan e, olaylarını bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Fakat Fenerbahçe'nin efecanı istediği bir doğru. Ha hocam Efecan'ı Löv istemiş diyorlar. Doğru mu? İşte meşhur bir maçta e, Löv demiş ki bu kim bu futbolcu demiş. Doğru mu? Valla böyle bir konuşma geçmiş olabilir aralarında ben bilemem ama şu bir gerçek. Oynatman gereken belli sayıda Türk futbolcu kriteri var. Bu kriteri de herhalde böyle karşılamayı düşünüyoruzdur. Başka başka benim aklıma bir şey gelmiyor. Ama e, ben bu transferin olmayacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Yarın hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.